İsmim Ömer, soyadım Çalışır. 2006 yılında güreşe başladım ve burada yetiştim Bağcılar'da. Sokaktan kurtuldum güreşin sayesinde. Daha iyi yerlere geldim. Kariyerime üniversite hayatında son bulundurdum. Okul üniversite mezunu olduktan sonra antrenörlüğe yöneldim. 5 yıldır antrenörlük hayatım var. Bağcılarımızda daha iyi başarılı sporcular yetiştirebilmek için daha iyi yerlere gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Adım Hakan, soyadım Demirci. 2 yıldır antrenörlük yapıyorum. Güreşe 2006 yılında bu salonla başladım. Daha sonrasında arası başarılar elde ettik. Yıldız Milli Takımı, Genç Milli Takımı, A Milli Takımı'nda en son güreştim. Süper Lig'de büyükler kategorisinde güreşler yaptım. Daha sonrasında üniversite okudum. Ali Evran Üniversitesi mezunuyum. İsmim Abdurrahim Gargi, 32 yaşındayım. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda 2014 yılında mezun oldum. Hala eğitimim devam ediyor. Güreş kariyerime ise 2003 yılında şu an bulunmuş olduğumuz salonda başladım. Beden eğitimi öğretmeninin vasıtasıyla buluşmuş olduğum güreşte antrenör olarak şu anki salonda çalışıyorum. Güreş bizim tarihimizde önemlidir. İsim vererek örnek vereyim. Geçmişimizde Kel Alçolarımız var, ustalarımız, Koca Yusuflarımız var ki gündemde herkes bilir. En son pehlivan olarak Ahmet Taşçı'dan örnek vereyim. Altın kemer almış bir insan güreşlerde. Şu an günümüzde mesela Rıza Kayalp var. Biliyorsunuz Grokremen güreş stilinde Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu ve olimpiyatta ikincilik elde etmiştir. Taha Gülümüz var. Olimpiyat şampiyonumuz, Avrupa şampiyonumuz, dünya şampiyonumuz etrafında. Güreş öncelikle peygamber sporu, atasporumuz, insanoğlunun yapmış olduğu ilk sporlardan birisi. Biraz da teknik ve güce dayalı olduğu için, Türk milleti de güçlü olduğu için bu sporu tercih etmiş. Bu bünyede Bağcılar Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak çalışıyoruz. Başarılı sporcularımız var. Amacımız burada ahlaklı, kişilikli, karakterli sporcular yetiştirmek. Ülkesine, milletine hizmet eden öğrenciler, sporcular yetiştirmek. Adım Vessam, soyadım Kasem. 2 yıldır güreş yapıyorum. Hevesliydim zaten. Başladığımda daha çok sevmeye başladım. Derece aldıkça daha çok hevesliyim. Adım Enes Malik Yılmaz. 3 senedir güreşe uğraşıyorum. İlk önce okuldan aldılar. Ondan sonra güreşe getirdiler. Hocalarım da beni yetenekli bulduğu için bu yol da ilerlemeye çabaladım. Daha öncesinde milli sporcu yetiştirdim ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmış olduğumuz sporcularım oldu. Dünya Şampiyonası'nda güreşecek olan sporcularım oldu. Avrupa Şampiyonası'nda güreşen sporcularımdan biri Avrupa üçüncüsü oldu. Ve aynı zamanda da Dünya Şampiyonası'nda güreşen sporcularımdan 3 sporcum dünya beşincisi oldu. Ve böyle kariyerlerini ilerletiyorlar. Başka kulüplerde büyüklere geçtikleri için güreş hayatlarını devam ediyorlar. Ülkemizi en iyi bir şekilde temsil etmeye devam ediyorlar çocuklarımız. Müsabakalara hazırlanma dönemi yoğun bir tempoyla geçiyor. Çocukları hem psikolojik hem teknik açıdan hazırlıyoruz. Daha sonrasında müsabakalara katılıyoruz. Bağcılar Belediyesi konuda bize imkanlar tanıdı. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bunun neticesinde de çok çalışıp güzel sporcular, efendi insanlar, ahlaklı çocuklar Bağcılar'da yetiştireceğiz. Milli sporcu yetiştirdim. Kendim de milli sporcuyum. Müsabakalara hazırlığımız eğitim öğretim yılının başlamasıyla biz de antrenmanlarımıza ağırlıklı bir şekilde başlıyoruz. Bir hazırlık evremiz oluyor. Yazdan çıktıktan sonra çocukların geçmişteki öğrenmiş olduğu hareketleri bir tekrar amaçlı bir geçiş dönemimiz oluyor. Ardından müsabaka dönemlerimize hazırlanıyoruz. Biraz daha şiddetli, ağır antrenmanlara başlıyoruz. Bu antrenmanların neticesinde de çocuklarımızı müsabakalara götürüyoruz. Bir nevi biz burada bu çocukların annesi, babası, abisi, kardeşi oluyoruz. Sporu sevdiriyoruz, ahlakı aşılıyoruz. Ardından da başarıyı bekliyoruz. Bu iki bileşen birleşince de başarı zaten kendiliğinden geliyor. Miraç, soyadım Yüksel, 10 yaşındayım. 2 yıldır güreşle ilgileniyorum. Abim tavsiye etti güreşi. Ondan sonra başladım ve bırakmadım. Çünkü çok güzel bir spor, atı sporumuz. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Bu sene Türkiye şampiyonu oldum. Başarılı olmak için iyi beslenip iyi çalışmamız gerekiyor. Stasyon antrenmanında çok zorlanıyorum. Kuvvet antrenmanı yapıyoruz. En çok keyif aldığım antrenman güreş antrenmanı oluyor. Güreş sporunu tavsiye ediyorum ve Hakan hocama teşekkür ediyorum. Bir sporcumuz Türkiye 5.'si oldu. Bir sporcumuz da Türkiye 7.'si oldu. Bunun sayısını çok daha fazla arttırıp takım halinde ilk hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Tabii ileride de Avrupa şampiyonasına, dünya şampiyonalarına Bağcılar'ın evlatlarını göndermek istiyoruz. Kariyer olarak düşünüyordum. Meslek olarak da ileride devam ettirmek istiyorum. Avrupa şampiyonası var ileride. Ona hazırlanıyorum. Şu anda İstanbul şampiyonası var. Ona hazırlanıyorum. Çalışıyorum. Dalışlarda belimi eğiyorum. O yüzden puan alamıyorum. Onlara çalışmaya çalışıyorum.
Okulda güreş aynen de yürütebiliyorum. İkisini de aksatmadan gidebiliyorum ve buradaki eğitimi daha çok ilerletebiliyorum. Okuldakini de ilerletebiliyorum. Ve diğer sporcu arkadaşlarıma güreşi tavsiye ediyorum. Avrupa'da derece yapmak için çalışıyorum. Ailem güreş konusunda beni hep destekliyorlar ve hep arkamdalar. Bu salonda, güreş salonunda çok şampiyonlar yetişti. Avrupa şampiyonu da çıktı. Avrupa Dünya Şampiyonası'nda da güreşen abilerimiz oldu bizim. Bağcılarımızı en iyi bir şekilde temsil etti. Ülkemizi en iyi bir şekilde temsil etti Avrupa şampiyonlarına, gerek dünya şampiyonlarında. Yani kendi çıktığımız, yetiştiğimiz, büyüdüğümüz salonumuzda kendimizi şu an bir antrenör olarak görüyorum. Buraya bir vefa borcumuz olduğunuzu düşünüyorum. Bağcılarımızı güzel bir şekilde, en iyi bir şekilde tanıtmak istiyoruz. Tüm dünyaya da duyurmak istiyoruz bağcılara. Buradan belediye başkanımıza çok çok teşekkürler ediyorum desteklerinden dolayı. Aynı zamanda Gençlik Spor ilçe müdürümüze de teşekkür ediyorum. Bağcılar Belediyesi'nin genel destek bölümünde teşekkür ediyorum müdürümüze. Gençlerimizi spora bekliyoruz. Yunus Can Ergül, Bitlisliyim. Bu işe 2016 yılının son çeyreğinde başladım. İzlediğim filmlerden etkilenip başladım. Spor dallarını araştırmaya başladım. Bu filmlerde asıl sporları nedir diye. Kung Fu'yu tanıdım. Ondan sonra Karate'yi tanıdım. İkisini karşılaştırdım. Wushu'ya başlamaya karar verdim. Çünkü Wushu geniş kapsamlı bir spor. İçinde hem judo teknikleri, güreş teknikleri, onun yanında boks teknikleri ve tekme teknikleri olduğu için daha çok hoşuma gitti. Biraz daha aktif bir spor. Bu yüzden Wushu'yu tercih ettim. İsmim Büşra Hanım, soyadım Karaca. Spora başlamadan önce abimle güreşirdik. Abim hep destek olurdu ona. Başka dallarda da deneyimim oldu. Tekvando, boks deneyimlerim oldu. Reyman Hoca'dan bahsettiler bana. Wushu'dan bahsettiler. İçerisindeki dallardan bahsettiler. Öyle başladım buraya. Başarının yolu çalışmaktan geçer. Antrenmanlarımızı biz aralıksız, hani nasıl okula gidersen de haftanın 5 günü okulu, yani zor kalmadığın sürece, izin almadığın sürece o dersine katılıyorsun. Bu spor antrenmanları da aynısıdır. Yani bugün spor, yarın gideyim, öbürsün gideyim. Senin başarıyı yakalama şansın sıfır. Ne kadar spor antrenmanlarına bizlerin vermiş olduğu antrenman saatleri, ekstra antrenman saatlerini eğer uygulayıp eğer bir sporcu gelirse o sporcunun önü öyle bir açıktır ki başarıdan başarıya gider. Bizim de en büyük yönümüz, zaten dezavantajımız, çok disiplinli olmamız, çok iyi özveriyle sporu sevdiğimizden çocuklarımıza ekstra ek dersler ilave ederek, tabii bu okullarını engellemeyecek şekilde, eğitimleri engellemeyecek şekilde salonumuzda da sağ olsun ilçe müdürümüz, gençlik spor müdürümüz Kemal Bey olsun, Şerefettin Beyler de salonumuzu bize 24 saat istediğimiz saate açıp sınırsız, bizde şu saatte gelirsin, şu saatte gelemezsin yok. Bu yüzden dolayı öğrencilerimizde çok güzel imkanlar doğduğu için sporu da eğer istiyorsa, çocuğun da başarı, hırsı, aile de arkasında duruyorsa o başarı gelmem demez. Yani başarı cepte. Ama dediğim gibi verilen saatler ve günleri bir gün dahi aksatırsan başarıyı yakalaman mümkün değil. Adım Samet, soyadım Cihaf Iğdırlıyım. 7 yıldır bu sporu yapıyorum. Spora ilk önce ailem beni spora yazdırmak istedi. Geldik, bütün sporlara baktık. Sonra Süleyman hocamı gördük. Buradaki sporu daha güzel bulduk ve buraya yazıldım. Abi Andıç, 9 yıldır bu sporla uğraşıyorum. 9 yaşında spor hocamın katkısıyla başladım spora. Daha sonra çok iyi şampiyonalarda derece yakaladım ve devam ettim. Müsabakalara maçlardan 1 ay, 2 ay önce başlıyoruz. Sabah öğle akşam antrenmanlarımız oluyor. Sabah koşu, öğlen yine aynı şekilde devam ediyoruz maçlarımız. Akşam da yine aynı. Çok çalışıyoruz ve hocamız her zaman arkamızda. Çok çalıştırıyor. Kendi gayretimizde de çok iyi başarılar yakalıyoruz. Bu spora başladığımda hobi olarak yaptım. Ama Süleyman hocam bizi geliştirdikçe kariyer olabilir. Bir sporcunun başarısı için en önemli şey zamanı ve emeği. Sadece zaman yetmiyor, bir de o zamanı verimli kullanman gerekiyor. Bu yüzden emek çok önemli. Yaşıtlarıma spora başlamalarını tavsiye ediyorum. Dışarıda bir yerlerde enerji açacaklarına, spor yaparak hem bir şeyler öğrenip kendilerini geliştirebilirler hem de enerjilerini daha verimli atabilirler. Müsabakalara hazırlanıyorum, evet. Aralık'ta Türkiye'de olacak Avrupa Şampiyonası. Tabii bundan önce Mart'ta Türkiye Şampiyonası oldu. Onda seçmelere girdim. Allah'a şükür orada şampiyon oldum, birinci oldum. Şimdi de Aralık ayında Avrupa Şampiyonası var. Ona katılacağım. Hedefim Avrupa şampiyon olup ülkemin bayrağını dalgalandırmak. Elbette gelirken daha ufak, ortaokula gidiyordum. Şimdi üniversiteye geçtim. Bu yüzden hocam beni hani az çok tanıyor. Çünkü günümün çok vaktini buralarda geçiriyorum. Sabah, öğle, akşam antrenmanlarım oluyor. Ek olarak bir de müsabakalar başladığı zaman, şampiyonat
tarihi açıklandığı zaman daha ağır antrenmanlar yapıyoruz. Hocamızın da en çok beğendiğim yanı disiplinli olması. Disiplinli olmasaydı belki ben de diğer arkadaşlarım gibi birazcık ilerlerdim. Ondan sonra disipline uymayıp terk edebilirdim. Ama hocamın disiplini sayesinde sporuma daha çok kendimi verdim. Böyle de başarılı olduğumu düşünüyorum. İlk başta İstanbul maçlarına katılıyoruz. Daha sonra Türkiye. Türkiye'den sonra da milli takıma seçiyoruz. Milli takımda da iyi başarı yakaladıktan sonra devam ediyor. Türkiye şampiyonluğum var. Son 4 yılda hep şampiyon oldum. 8 yıldır katılıyorum ve hep kürsülerde yer alıyorum. Milli takıma seçildim, Balkan Şampiyonası'na katıldım ve orada şampiyon oldum. Bu yılın sonunda hazırlanan Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Beklentim Türk kadını olarak başarılı bir sporcu olmak. Sakatlıklarıma rağmen çok iyi başarılı olacağımı düşünüyorum. Ringde de aynı şekilde bunları düşünerek çok iyi şeyler başarıyorum. En önemlisi benim için disiplin. Ben uykumdan feda ettim. Hem arkadaşlarımla takılmaktan feda ettim. Geri geldi, annemle babamla bile az vakit geçirdim. Çünkü günümün çoğu vaktini salonda harcıyordum. Annemi babamı bile mesela çok az görüyordum. Babaka zamanları yaklaştığı zaman. Bu yüzden bunun sonucunu da kazanacağım inşallah. İşte Avrupa Şampiyonası var. Emeklerimi alacağım inşallah. Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu Spor Takımı olarak başta benim belediye başkanım Abdullah Özdemir başkanımız, başkan yardımcılarımız olsun. İşte Gençlik Spor ilçe Kemal Bey olsun. Yeni gelen müdürümüz Volkan Bey olsun. Bizimle çok iyi şekilde ilgilendikleri, derdimiz devamımız oldu mu? Hiç yukarıya çıkmadan ne istiyorsanız hocam evinizde demesi bizlere en büyük gurur ve onuru, desteği verdiği için çok mutluyuz. Böyle bir Bağcılar'ın kadrosunda çalışmak bizlere onur gurur veriyor. O onur gururla da bu Bağcılar'da Wushu Kung Fu'yu dileğimiz daha iyi yerlerde İstiklal Marşımızı, Al Bayramımızı yüceltmenin tek hedefimiz onun peşindeyiz. Buradan beni izleyenlere sesleniyorum. Wushu güzel bir spor dalı. Hani bazıları sadece kickbox seçiyor. Onda sadece tekme ve boks yapabiliyor. Ama Wushu'ya girdiği zaman kendini hem zihinsel hem de fiziksel olarak, bedensel olarak da geliştiriyor. Buradan tavsiyemdir. Gelsinler, sporu görsünler, öğrensinler. Yani sokakta duracaklarına 1,5 saat, fazla değil zaten. 1,5 saat gelip vakitlerini ayırsınlar. Hem dışarıdaki o pis alışkanlıklardan uzak dururlar. Hem de bir gelecekleri olur, bir hedefleri olur. Mesela ben başlarken hiç haberim bile yoktu böyle bu tür şeylerden. Ama başlayınca benim şu an kariyerim olarak ilerlemeye devam ediyorum.